Yere sabitlenmiş 1 metre yarı çaplı silindirin kal noktasına bağlanmış 8 metre uzunluğundaki esnemeyen ipi beline bağlayan adamın yandan görünümü şekil 1, üstten görünümü şekil 2'de kibidir. Adam silindir etrafında dönüp şekil 3'teki konuma geldiğinde kaç metre yer değiştirmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar yer değiştirme neydi? Cismin ilk konumu ile son konumu arasındaki en kısa mesafeydi ve vektörel bir büyüklüktü. O zaman başlangıçta burada, son durumda burada. O zaman şimdi şöyle düşünelim. Şu köşeye olan uzaklığı düşündüğümüzde burası yarıçap 1 metre, 1 1 8 daha 10 metre yaptı. Yani şu köşeye 10 metre uzaklıkta ilk konumu burası. Şimdi buradan itibaren aşağıda şurada bir uzunluk var. İpin uzunluğunu bulmamız lazım. Tabi beline bağlanan ip 8 metre toplamda. O zaman çemberin çevresinin yarısına şurada harcanacak. Çemberin çevresi 2 pi mi? Bunun yarısı da arkadaşlar pi mi? Pi'yi 3 olarak alırsak 3 tane r re oldu. R'mizde 1 olduğu için 3 metre oldu. Yani şurası 3 metre uzunluğundaki bir ip oldu. E peki toplamda kaç metreydi? 8 metreydi. O zaman burası da 5 metre olmaz mı? Olur. Burası da 5 metre ise demek ki buradan aşağıya olan uzaklıkta 5 metre çıktı. Cismin ilk konumu burası. Son konumu burası. Cismin ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa mesafede delta x yani yer değiştirmemiz. Pisagor bağıntısından yararlandığımızda buranın 5 kök 5 metre olduğunu bulur. Doğru cevap C seçeneğidir deriz. Durgun denizde 5 metre bölü saniye büyüklükte hız ile doğrusal olarak yol alan uçak gemisinin güvertesinde durmakta olan savaşçı 30 metre bölü saniye karelik büyüklüğündeki ivme ile hızlanarak 60 metre yol alıp havalanmaya başlıyor. Buna göre uçak havalanmaya başladığı anda sudaki dubadan yatay olarak kaç metre uzaklıktadır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar gemi sabit hız hareket ediyor 5'lik hızda. O zaman kaç saniye içerisinde bu uçak kalkışa geçecek onu bulmamız lazım. Peki ne yapıyor bu 30'luk ivme ile sıfırdan başlayıp arkadaşlar 60 metre yol boyunca ne yapacak ivmeler hareket yapacak. İvmeli hareketlerde x eşittir. 1 bölü 2 at kare formülü yardımıyla alınan yol bulunmuş oluyor. O zaman X'imiz 60 metre. 1 bölü 2 çarpı A'mızda arkadaşlar 30 olarak metinde verilmiş. Çarpı T'nin karesi dediğimizde T kare buradan 4'e eşit. T'yi buradan çektiğimizde 2 saniye geçer. Yani 2 saniye içerisinde bu havalanıyor. Peki bu arada ne kadar yol alıyor gemimiz? X eşittir V çarpı T sabit hızla hareket ettiğinde 5 çarpı 2'den dolayı 10 metre ilerliyor. Hmm, demek ki bakın uçak buradan başladı. Duba burada. Ne oluyor? Uçak bir kere 60 metre yol alıyor. Bu arada arkadaşlar Gemimiz de 10 metre yol aldığı için toplamda Duba'dan 70 metre uzaklaşmış oluyor. Tam kalkışa geçtiği an 70 metre Duba'dan uzakta olur. Yani cevap C seçeneği olur deriz. Paralel ışın demetiyle aydınlatılan O merkezi dairesel yüzeyin kesili şekildeki bilir. O noktasında bulunan örümceğin gölgesi K noktasında oluşmaktayken örümcek ağını uzatarak L noktasına iniyor. Buna göre yargılan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Örümcek nerede arkadaşlar burada? Nereye iniyormuş? L noktasına kadar iniyormuş. Şimdi buna göre... 1. Örümceğin aldığı yolun uzunluğu gölgesinin aldığı yolun uzunluğundan küçüktür. Örümcek ne kadar yol alıyor arkadaşlar? Yarı çap kadar yol alıyor. Peki gölgesi ne kadar yol alıyor? Şurada hop bakın şurada Çembersel bir yüzey var. Bu kadar yol almış oluyor. Burayı nasıl bulacağız peki? Bulmamıza gerek yok arkadaşlar. Neden? Burası yarı çap olduğu için burası yarı çap olduğu için şöyle bir doğru çizdiğimde bu ikisi arasında arkadaşlar burada eşkenar üçgen şeklinde bir düzenek çıkıyor. Şöyle. O zaman bunlar hep eşit. Şurası da R uzunluğunda olmuş oluyor. e Gölge yay şeklinde bir yapıya sahip. Yörüngede yörünge yol izliyor. O zaman R'den büyük bir uzunlukta gölgesinin nesi var gittiği yol var. O zaman örümceğin aldığı yolun uzunluğu yani R gölgesinin aldığı yolun uzunluğundan yani R'den daha büyük bir değerden küçük müdür? Evet küçüktür. O halde birinci yargımız doğrudur. 2. Örümceğin gölgesinin aldığı yolun uzunluğu yani R'den büyük bir değer ile gölgesinin yer değiştirmesi Eşit büyüklükte. Hayır. Yer değiştirme ilk konum ve son konum arasındaki en kısa mesafe. Zaten buranın R olduğunu. O zaman burası da arkadaşlar R'den daha büyük dediği için eşit büyük dediğinden dolayı burası yanlıştır. 3. Örümceğin yer değiştirmesi ile örümceğin yer değiştirmesi arkadaşlar R kadar. Yani şuradan şuraya geliyor örümcek. O zaman yer değiştirmesi ile gölgesinin yer değiştirmesi. E gölge de buradan buraya geliyor. Belki aldığı yol burası ama ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafeye biz yer değiştirme diyoruz. Vektörel bir büyüklük. O zaman burası da ilk konum ile son konum arasındaki mesafe de R oldu. Yani örümceğin yer değiştirmesi R, gölgesinin yer değiştirmesinin büyüklüğü de arkadaşlar R olduğu için yer değiştirmesi eşit büyüklükte mi? Evet doğru. O halde 3 de doğru olduğu için cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı deriz. Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış küp yere dik paralel ışık ile aydınlatılmaktadır. Küpün K noktasında bulunan karınca şekilde KLMNPR yolunu izleyerek E noktasına ulaştığında karıncanın aldığı yol x1, karıncanın yer değiştirmesi x2, karıncanın yerdeki gölgesinin aldığı yol x3, karıncanın gölgesinin yer değiştirmesi de x4 oluyor. Buna göre bunlar arasındaki ilişki hangilerinde doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Arkadaşlar nereye kadar gidiyoruz biz? R noktasına kadar hop buradan başlayıp buraya kadar gideceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar burada küp şeklinde e, dik ışınlar gören bir cismimiz var. Burada karınca şu yolu alıyor. Peki başlayalım. İlk olarak ne demiş? Karıncanın aldığı yol. Şu kenara A dersem A kadar yol aldı. Bir A da burada 2A, 3A, 4A, şurası da 5A. Yani arkadaşlar X1 5A uzunluğuna eşit. Peki karıncanın yer değiştirmesi ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafeydi. Yani şurası a kadar olduğu için x2 a kadar arkadaşlar. X3'e bakalım. Karıncanın yerdeki gölgesinin aldığı yol. Karıncanın gölgesinin aldığı yol arkadaşlar. Gölgesi başlangıçta buradayken. Hop yukarı çıkarken yeri değişmiyor. Yani hala yer değiştirmedi. Yana giderken arkadaşlar 1A kadar gitti. Şöyle. Sonra bu yana giderken 2A yaptı. A A diye sonra bu tarafa doğru gelirken bir A daha geldi. Sonra aşağı inerken yeri değişmedi. Yani 3 A kadar ne yaptı arkadaşlar gölgesi yol aldı. Demek ki x 3 yani karınca'nın yerdeki gölgesinin aldığı yol eşittir 3 A dedik. Peki karınca'nın gölgesinin yer değiştirmesine kadar ilk konumu burası gölgenin, son konumu burası gölgenin. O zaman buradaki bir kenar kadar yani x 4 eşittir A kadar bir uzunluğa sahip. O zaman 1. X1, X3'e eşit mi? X1, X3'e eşit mi? Değil. X1, X3'ten büyük mü? Evet. Doğru. X2, X4'e eşit mi? Evet. Doğru. O zaman 2 ve 3 doğru. Yani cevap E seçeneği olmalı deriz. Kerem kıyıya paralel olan doğrusal yörüngede ilerleyen kayı şekil 1'deki gibi izlerken kayıktaki Türk bayrağı direğe çekiliyor. Kerem bayrağın direğe çekilirken şekil 2'deki yörüngeyi izlediğini görüyor. Buna göre kayığın hızı ve bayrağın direğe çekilme hızı ile ilgili yargılığın hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakın kayık yatayda hareket ediyor. Yani buna kayığın hareket yönü. Diğer tarafa baktığımızda bayrağın direğe çekilme hızı şu sütununda çekilme hızı olarak değerlendirdiğimizde kayığın hızı sabit yani burada sabit hıza gittiğini düşünsek sabit gidiyor arkadaşlar. Hep eşit zamanlıkta eşit miktarda yol aldığını düşünsek. Şimdi direkteki yükselme miktarına bakalım. Grafiğin eğimi de zaten azaldığı için ilk başta şu kadar artarken sonra ne olmuş arkadaşlar? Bu kadar artmış. Sonra ne kadar artmış? Ee, şuraya baktığımızda şöyle düşüneceğiz. Buradan biraz daha azaldığını. Burada arkadaşlar hop daha da artıştaki azalmayı görüyorsunuz. Buradan baktığımızda artıştaki azalmayın daha da giderek düştüğünü gözlemliyoruz. Yani arkadaşlar yukarı çıkarken yükselme miktarında azalma göre yani sabit hızı kayık hareket ederken bayrağın çekilme hızı yavaşlayan bir hareket olabilir. Bu gerçekleşebilir. Peki kayığın hızı sabit hızda iken hızlanan olabilir mi? E, zaten onu yaptık. Hızlanan olamaz. Yavaşlayan olacak. Bu yanlış o zaman. Bu doğruysa bu yanlış. Hızlanan ve sabit hızlı. Şimdi burası hızlansa öbür taraf sabit hızlı düş olsa. Şimdi şu tarafta sabiti düşünerek bakın buradan buraya geleceğiz. Sonra buraya geleceğiz. Sonra buraya geleceğiz. Sabit hızlı bayrağı çekeceğiz. Çektiğimiz arkadaşlar bakın e, sabit hızla çektik. Buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi bunun hareketi bu kadar yol almış oluyor. Peki bir e, sabit hızla buraya geldiğinde bir t süresi daha geçmiş olsun. Bu sefer arkadaşlar bakın. Şöyle kestiği noktayı düşündüğümüzde şuraya gelmiş oluyor. Bakın aradaki fark biraz arttı. Sonra bir t süresi daha geçtiğinde grafiği okursak buraya gelmiş oluyor. Bakın şöyle giderek artıyor. Şimdi yine bir t, bir t daha geçtiğinde ise neredeyse buraya gelmiş. Yani hop şuradan şuraya gelmiş oluyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Yataydaki Yataydaki kısık, kısım yani kayığın hızı hızlanan bir hareket yapmış oluyor. Demek ki arkadaşlar Kayığın hızı, hızlanan hareket, bayrağın dikliğe direğe çekilme hızı sabit hızlı bir hareket olabilir. O halde cevabımız 1 ve 3 olabilir. Yani E seçeneğidir deriz. A aracı 10 metre bölü saniye büyüklük sabit hıza doğrusal yolda hareket ederken B gözlemcisi yola paralel olan dönme dolapta 10 metre bölü saniye büyüklük çiziksel hızla dönmektedir. Buna göre herhangi bir anda B gözlemcisine göre A aracının hızının büyüklüğü değerlerinden hangilerine eşit olamaz diye sorulmuş. Arkadaşlar bu sağa doğru 10 metre bölü saniye hıza gidiyor. Çembersel hareket yapan cisimde düzgün çembersel hareket yapan cisimde gördüğünüz gibi bu doğrultuda 10 metre bölü saniye hızla sürekli yönü değişecek şekilde hareket ediyor. Sıfır olabilir mi arkadaşlar? B gözlemcisine göre hızı A'nın olabilir. Nasıl olabilir? E, aynı yönde aynı hıza gitmeleri lazım. Yani B noktası şurası olsa bir süre sonra dönerken bu yönde 10 metre bölü saniye hızla giden yine 10 metre bölü saniye giden A aracın duruyor gibi görebilir. Bu olabilir arkadaşlar. Olabilir. 10 görebilir mi? Evet aralarındaki açı 60 derece olursa olabilir arkadaşlar. Nasıl olacak? Peki şuraya gelmiş olalım. Şuradayken hızımız arkadaşlar şöyle 10 metre bölü saniye. Yani şöyle şuraya eklersen bir eşkenar üçgen düşünelim. Şuradaki açı 60'sa, 60 ise buralarda 60-60 olacak çünkü 10'a 10 olduğu için. o birbirlerine göre bağlı hızları 10 çıkabilir. Bu gerçekleşebilir. 20 olabilir mi? Olabilir. Dönerken arkadaşlar şuraya geldiğinde B aracı bu yönde 10 metre bölü saniye hızla gitse A aracı da 10 metre bölü saniye ters yöndeki hıza gittiği için ne olacak? Bağlı hız, hızlar toplamına eşit olacak. Yani 20 de olabilir. Ama asla 30 olmaz. Niye? Zaten toplamları maksimum 20 metre bölü saniye olabiliyor. O halde 30 olamayacak. Hangisi olamaz diye sorulduğu için cevabımız C seçeneği olmalı diyeceğiz. Akıntı hızının büyüklüğü 1 metre bölü saniye olan nehirde akıntı yönünde suya göre 3 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla yüzen K'yı kurtarma operasyonunda L artı X yönünde 3'lük bir hızla helikopter eksi Y yönünde 4'lük büyüklükte bir hızla hareket ediyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. K'nın L'ye göre hızı artı X yönündedir. K bu arkadaşlar 3 gidiyor. Bir de akıntının hızı var. O zaman topladığımızda 4'lük e, bir hızla bu yönde gidiyor. K'nın L'ye göre demiş. L de aynı yönde 3'te giderse L, K'yı artı X yönde birlik hızla görür. Aynı yönde gittiği için bağlı hızlar farkına eşittir ve K, L'den yere göre daha büyük hızla gittiği için o aradaki fark 1 olduğu için 1 ile görür diyeceğiz. Yani artı X yönde görür. Doğrudur. İki helikopterin pilotuna göre K'nın hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Şimdi buradaki helikopter bu yönde hareket ediyor. Ne kadar hızla? 4 metre bölü saniye hızla. Peki buradaki arkadaşlar adam da ne yapıyor? 3 metre bölü saniye hızla gidiyor ve helikopterin pilotuna göre K'nın hızının büyüklüğü. Şimdi K akıntı sayesinde ne yapacak? Dörtlük bir hızla hareket ediyormuş gibi olacak yere göre. O zaman 4-4 dediğimizde helikopter bunu ne kadarlık hızla görmüş olacak arkadaşlar? 4 kök 2 metre bölü saniye hızla görmüş olacak. 4 kök 2 metre bölü saniye o zaman burada 5 dediği için yanlış. Helikopterin pilotuna göre L'nin hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. L. O zaman K, yani helikopterimiz arkadaşlar bu yönde 4 metre bölü saniye hızla giderken L cismimiz de bu yönde 3 metre bölü saniye yere göre hareket ediyor. O zaman helikopterin sürücüsü bunu hangi yönde görür? Bu yönde 5 metre bölü saniye hızla görür. O zaman helikopterin pilotuna göre L'nin hızının büyüklüğü 5'tir. Bu da doğru oldu. Cevap bundan dolayı E seçeneği olmalı deriz. Bir Amerikan futbol karşılaşmasında A sporcusu şekildeki konumdan itibaren elindeki topu 25 metre bir saniye büyüklükte hızla fırlattığı anda V büyüklükte hızla koşmakta olan B sporcusu şekildeki konumdadır. B sporcusu topu kanun yakaladığına göre V kaç metre bir saniyedir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar bir, bir kere bu hareketin devamında topumuz buraya gelecek. Yani atıldığı yatay doğrultuya ulaşmış oldu. Yani burada bir eğik atış hareketi yaptı. Şimdi bunu yatay ve düşey hız bileşenlerine ayırırsak yatayda kosinüs alfadan dolayı 15 metre bölü saniye. Düşeyde sinüs alfadan dolayı 20 metre bölü saniye hızımız var. Peki bu kaç saniye yukarı çıktı? 2. Kaç saniye aşağı inecek? 2. Toplamda 4 saniyede buraya gelmiş olacak. E o zaman buradaki koşucumuz da arkadaşlar 4 saniyede buraya ulaşmış olacak. 4 saniyede. E peki yatayda ne kadar yol alıyoruz? Bakın yataydaki hızımız 15. O zaman yataydaki hızımız 15 ise 4 saniyede yatayda menzilimiz ne olur? 4 çarpı 15 olur. Yani 60 metre olur arkadaşlar. Tamamı 60 o zaman şurası 20 metre olmaz mı? Olur. Peki buradaki koşucumuz ne yapıyor? V sabit hızıyla yani x eşittir v çarpı t bansına göre 20 metre yolu v hızıyla t sürede yani 4 saniyede almış olacak. O zaman buradaki v hızımız 5 metre bölü saniye çıkmaz mı? Evet çıkar. Cevabımız koşucunun hızı, sporcunun hızı 5 metre bölü saniye olmalı. Cevap C seçeneğidir.